Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Türkiye başladı ama yurt dışındaki yabancı at yarışları da devam ediyor, durmuyor. 10 Haziran Çarşamba itibariyle Wolverhampton'da yine ekibimiz büyük güzel performanslar gösterdi. Birçok koşuyu bildik. Eğer Türkiye'de olmuş olsaydı belki nasiplenebilirdik. Ancak şu an Belmont Park 11 Haziran Perşembe günü akşamı Irad Ortiz var. Türkiye'deki bu jokey kıyımları, bu Covid'den sonraki jokey kıyımlarından sonra kaybedilen paraları belki Irad Ortiz, ben Türkiye'deki arkadaşlarıma, yarış severlere paralarını yerine iade edeyim diye geri geldi Belmont Park'ta. Güzel atlara biniyor. Tekrar başarılı olacağından eminiz. Evet, şimdi değerlendirme için şablonumuza bakıyoruz tekrar. Evet. 11 Haziran Belmont Park at yarışlarında gördüğünüz gibi birinci koşu, birinci ayak. Üç tane at öne çıkıyor. Daha doğrusu iki at burada var ama 7 numara Cousin Andrew ve 6 numara Ashar. Bu iki at ön planda. Burada sürprizi Gutierrez Quintal Review 3 numara bundan bekliyoruz. Baktığınız zaman Cousin Andrew, Javier Castellano'yla ve burada sürprizim Aşar var aynı zamanda ikinci atımız. Irad ile. Ve Critical Review. Göreceksiniz bunun ganyanı çok yüksek çıkacak. Reylu Gutierrez burada sürpriz yapabilir arkadaşlar. Evet, İkinci koşuya geçelim. İkinci koşu, ikinci ayak. 6 tane koşu almış. Normalde 9 koşuluk bölümde İzmir'le çakıştığı için karıştırmak istememişler herhalde. Bu ikinci koşu olarak bize yansıtılıyor. Bu koşu. Bakıyoruz tekrar tablomuza. İkinci ayak, ikinci koşu. 5 numara Spice Nice. Burada tek olabilecek bir at niteliğinde. Bu atın düşmesi durumunda iki tane sürpriz at buna arkasından rahatsız edebilir, gelebilir. Sürpriz olarak 4 numara Kansas Kiss ve 1 numara Saratoga Affair. Burada Spices Nice'a bakalım bir. Spices Nice 7 atın içerisinde hemen sivrilmiş. Todd Pletcher'ın zaten antrenörlüğünü yaptı. Biliyorsunuz Amerika'daki en ünlü antrenör grubu Todd Pletcher. Evet, tekrar bakalım. Kansas Kiss ve Saratoga Affair. Bu Spice is Nice normalde gelmesi lazım arkadaşlar. Tabii ki düşerse eğer dediğimiz gibi Saratoga Affair Yaver Castellano ile Kansas Kiss Manuel Franco ile. Manuel Franco da böyle kendini unutturuyor. Üç yumalık atla gelebiliyor. Evet. Üçüncü koşu, üçüncü ayak. Tek altılı gece boyunca, Perşembe gecesi boyunca devam edecek. Burada yine tek tavsiyemiz var size. Tabii ki bu tek tavsiyemizin altında sıralanmış bir takım at grubu var. 1 numara Puferi, 8 numara Merlin Moose, 3 numara Gracetown, 9 numara Terpe, 10 numara Okay Honey, 12 numara Carlisle Belle. Şimdi bu atlar içerisinde, Puferi'nin içerisinde bana göre, bizim kendi grubumuza göre Carlisle Belle kesinlikle çok 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 tehlikeli. Çok da güzel ganyan çıkacak bu at Carlisle Belle'nin. Yani ben size şöyle söyleyeyim, normalde 15 civarında ganyan çıkması lazım Carlisle Belle'ye. Hemen bakalım Puferi'ye ve Carlisle Belle'ye. Bakalım Puferi, New York origin zaten belli. Junior Alvarado, hiç sevmediğim bir jockey, beceriksiz bir jockey ama getiriyor bazen Puferi. O yüzden güvenemiyoruz zaten. Burada tavsiye ettiğimiz
Bell'le 12 numaralı at. 6 yaş olmasına rağmen New York orijin Eric Kensel'la tam mesafesinde zaten baktığınız zaman Çim ideal mesafesinde 1400 metre gelebilir. Evet, dördüncü koşu, dördüncü ayak hızlı bir şekilde. Burada sürdürek favori Chester Town. Dördüncü koşu, dördüncü ayaktaki bizim favorimiz ve tekimiz, tüm kuponumuzu riske edecek olan tek Chester Town. Chester Town'a da baktığımız zaman New York Origin gördüğünüz gibi birçok çok ortaklı sahibi var ve tabii ki jokeyimiz bizim adamımız Irad Ortiz biniyor buna. 3 yaşındaki bu taya gelmek için hazır bekliyor arkadaşlar şu an. Evet, 5. koşuya geçiyoruz. 5. koşu biraz karışık 5. ayak oluyor. Altılı Ganyan'da 11 Haziran Belmont Park Amerika gece akşam yarışlarında. 5. ayakta 4 numara Value Engineering ilk pozisyonda. Onun aynı ganyan çıkacak şekilde Mr. Alec var. Yani atıyorum 2.20, 2.50, 2.80 ganyan çıkarsa ikisi de aynı bu şekilde veya 3 ganyan çıkabilir. İkisi de aynı olur. 4 ve 7 hemen hemen eş değerdeler. 10 numara Tide of the Sea. 11 numara Captain Hardship. 5 numara Life on Top. 8 numara Kumar ve 10 numara Tide of the Sea. Burada bunlar belli zaten. Volo Engineering, Mr. Alec'ler belli. Fakat bu iki atın altında iki tane önemli yazılması gereken at var. Bir tanesi bu 10 numara. İki kere almışız bu 10 numarayı bu arada. Bir tanesi 8 numara. Evet. 10 ve 8. Tide of the Sea ve 8 numara Kumar. Burada öncelikle Tide of the Sea'ye bir bakalım. Irad Ortiz biniyor tabii ki. Ganyanı yüksek çıkacak arkadaşlar bunun Tide of the Sea'in. Gördüğünüz gibi 4 yaş Kentucky origin. Bir de Kumar. Bunun çok çıkacak. Ganyanı çok yüksek çıkacak göreceksiniz. Yaban atacak bir at değil. Buradan ancak bu at yarışında parayı çıkartabiliriz. Life on the Top'u da kesin bu sırayı bu sütun olduğu gibi yazın arkadaşlar. Şu Tide of the Sea bir daha yazılmış. Bu da normalde kaç tane at oluyor? 6 tane at olmuş oluyor. Bu kupon da biraz daha düşmüş olacak. Tabii çıkan atlar olduktan sonra zaten düşüyor. Kupon bu kupon 20-30 lira kadar düşer bu girişte. Evet, bu sütunu da 5. ayağı da anladıktan sonra hemen 6. koşu, 6. ayak kum, 2200, gecenin son koşusu, gece yarısından sonra. Evet, bakıyoruz. Burada 6. koşu, 6. ayakta 5 tane at öne çıkıyor. 4 numara Sir Winston, Joel Rosario ile 3 numara Moretti, 9 numara Adventist, 6 numara Expert, 5 numara Legit. Arkadaşlar bu aya mümkün mertebe çok atlasın. Normalde hepsi yazmamız lazımdı bu aya. Fakat dediğim gibi en öne çıkan atları yazdık. Yani bu tamamen lise kalmıştı. Zaten 9 at. Ona göre çok büyük sürprizler olur mu? Olabilir. 2 tane 10-15 ganyan gelse zaten 5-6 bin lira para ediyor. Ama şunu size söyleyeyim, Türkiye'de gerçekten bir jockey kıyımı var şu anda. Neden böyle oldu anlaşılmış değil. Jockeyler ciddi saçmaladılar 10 Haziran'da. Her şeyde bir ayır vardı tabii. Ama yurt dışındaki jockeyler elinden geleni yapıyor. Kaliteli jockey kaliteli bir şekilde koşturup getirtiyor. Yani saçmalamıyor yani. Böyle. Bizim de at yarışı, ülkemizin anlayış şekli bu. Şimdilik sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüze göre olsun. Görüşmek üzere, bol şanslar diliyoruz.